Dünya hayalperestlerin yüzü suyu hürmetine dönüyor diyen Ayça Koyunoğlu, Emrah Eren ve Fatih Koyunoğlu tarafından kurulan, adını hayallerden, hayal gücünden ve hayalleri gölgeden gerçeğe çıkaranlara göz kırparak, kara göz oynatıcısı hayaliden alan tiyatro hayali, Aşk Hikayen Düşmüş ve Meçhul Paşa'nın ardından hayalbaz kaşiflerle selamlıyor seyirciyi. Derya Yıldırım'ın yazıp yönettiği Hayalbaz Kaşifler, 3 yaş üzeri tüm seyircileri bir masallar şöleninde buluşturuyor. Tekerlemeler, gölge oyunları, kağıttan kuklalar, eğlenceli şarkılar eşliğinde akan bu şölen, çocuklarla birlikte yetişkinlere de hayaller yüreğinin gücünü gösterir. Sen hele bir hayal et diye sesleniyor. Dönüşümlü olarak Buğra Ağalday ve Fatih Koyunoğlu, Buse Demirel, Damla Makar, Eren Dinç ve Utku Öcal'ın rol aldıkları Hayalbaz Kaşiflerin sanat danışmanlığını Emrah Eren, psikolojik danışmanlığını ise Burcu Dündar Eren üstleniyor. Bu hayal gücü kadar renkli aile tiyatrosunun ekibiyle oyunun Kadıköy Boğa sahnedeki premierinde bir araya geldik. Söz önce tiyatro hayalinin kurucuları Ayça Koyunoğlu, Fatih Koyunoğlu ve Emrah Eren'de. Burası kurulurken zaten hayal diyerek yola çıktınız, masal diyerek yola çıktınız. Ve üçünüzü de ne mutlu ki çok yakından tanıyan biri olarak bence çocukluk arkadaşı illaki çocuklukta kazanılacak bir şey değildir. O çocuklukta buluştuğum çocukluk arkadaşlarımsınız siz benim. Aşk Hikayen Düşmüş bir masaldı. Evet. Meçhul Paşa zaten bambaşka bir yere dokunan bambaşka bir masal. Şimdi çocuklara kendi masalını sen yaz diyen bir oyunla sesleniyorsunuz. Bunun duygusunu bir alacağım. Yani tiyatro hayali bir yaşına girdi ve biz kendi aramızda konuştuğumuzda ailemizi nasıl büyütebiliriz? Yani ortak hayali kurabildiğimiz insanlarla nasıl daha fazla bir araya gelebiliriz diye düşündüğümüzde bu çocuk oyunu projesini düşündük çünkü okullardan yeni mezun olmuş daha genç arkadaşlarla bizi de daha diri tutacak, kendi projelerini peşinden gidecek arkadaşlarla bir araya gelmek istedik. Hayalbaz Kaşifler'de bunun bir girizgahı olmuş oldu. Kendi imkanlarımızı bu arkadaşlarla paylaşalım ve bir sürü salonlarda oynansın, deneyim kazansın, daha sonra onlarla rol arkadaşı olalım, beraber proje üretelim ve arkadaşların da aynı zamanda kendi projelerini ürettikleri, kendi hayallerinin peşinden gittikleri bir alan olsun burası istedik. Bizim uzun zamandır kafamızda olan bir hikayeydi. Sağ olsun Derya'yla da Aşk Hikayen Düşmüş'te bir birliktelik, bir gönül bağı kurmuştuk. Derya'nın da uzun zamandır emek verdiği bir alan çocuk tiyatrosu. Hem yazım anlamında hem yönetim hem oyunculuk anlamında uzmanlaştığı bir alan. Sami, Emrah, ben, Ayça oturduğumuzda Derya'ya bu hikayeyi, kafamızda olan bir hikayeydi Hayalbaz Kaşifler. Derya'yla bir an önce paylaşmamızın kararını aldık. İyi ki de öyle olmuş ve iyi ki de hep bir araya gelmişiz. Bugün küçük küçük insanlar geldiğinde ben gerçekten bu bir hayal olmalı inanamadım. Çünkü ilk defa bir çocuk prodüksiyonu yapıyoruz. Ama başından beri bütün konuşmalarımız, toplantılarımız, bütün uğraşımız bunun çocuk oyunu denince işte çocuk oyunu canım gibi bir durumu vardır ya. Böyle olmasın. Ben belki oyunu 10 kere baştan sona izlemişimdir her seferinde. İzleyebiliyorum işte yani. Eğer sahne üzerinde bir dramatik aksiyon olan bir hikaye varsa çocuk büyük herkes izler. Bizim oyunumuz da öyle oldu. Sağ olsun çok büyük emek verildi. Çok büyük emek verildi. Ve bugün burada çocuklarla bir araya da buluştuğunu görmek, onlar karşısında onlardaki karşılığını görmek benim için muhteşem bir gururdu. Tarifsiz, hiçbir şeyle tarif edemeyeceğim bir hikayeydi. Süreç böyle işte. Ben car car çok konuştum. Şimdi Emrah, sanat danışmanlığı bu
Masalın diyeyim, bu masalın sende. Sana da bir duygunu soracağım. Bu arada Fatih'in söylediğine gönderme yaparak da 7'den 70'e aslında bu tür oyunlarda bence çocuklardan çok bizi hatırlattıkları oluyor. Onlar çünkü o anın içinde. Biz hayallerimizin de anların da çocukluğumuzun da hele ki uzağına düşenler hepten böyle bir hayatın içinde garip bir yerde kalıyorlar ya. O yüzden bence iyi çocuk oyunları çocuklar kadar büyüklere de çok şey söylüyor bu oyun gibi. Yani bu oyunda ben sanat danışmanlığı işi hani biraz da hani uzak açı durdum yani çok yakınına girmedim. Çünkü işin büyük bir tarafını hani en büyük tarafını zaten yazarak yöneterek Derya Yıldırım üstlenmişti. Sadece hani şöyle bir durum oluyor. Zaten biz büyük oyunların yani yetişkin oyunların da çocukça bir kafayla yaptığımız için iyi ki hani içimizdeki o çocuğu öldürmemeye çalıştığımız için bu oyunda bir açıkçası bana da can suyu oldu. Hani Derya'nın yazıp yönettiği ve buluşlarıyla renklendirdiği oyun. Ben sadece uzak açıyı izledim ama çok mutlu oldum tabii. Yani hem süreçten hem genç meslektaşlarımızla buluştuğumuz için. Bu yaklaşık Temmuz ayından beri çalışmaları süren bir süreç. Hani önce oyuncu seçimi akabinde işte 10 Ağustos'tan 15 Ağustos'tan bu yana çalışılan neredeyse bir yetişkin oyunu süresinde çıktı oyun. İlmek ilmek işlendi. Bu sürece şahidim yani yakına. Çocuk seyircileri en az yetişkin seyirci kadar önemseyen bir yapım oldu. Bundan açıkçası çok mutluyum. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Ayça bir de senin duygularını alalım. Fatih'le Emrah zaten söylediler her şeyi. Senin dediğin gibi ben oraya daha yakınım. Biz hayal kurmayı bırakmayalım. Çocuk olmayı hiç bırakmayalım. Ki güzel güzel birliktelikler yaşansın. Ben çok mutluyum bugün. Hem Derya'nın yazıp yönettiği bu oyunla çocuklar ilk defa buluştu. Bunu görmek çok onur verici, gurur verici. Ve 5 tane çok güzel, pırıl pırıl genç oyuncu arkadaşımla zaten tanışıktık. Bugün onların artık bunu ispat ettiler ondan sonra seyirci karşısında. Ben çok mutluyum bugün, heyecanlıyım. Önümüzdeki diğer işlere, projeleri onları düşünmeye başladım. Hep beraber yola çıkmak adına. Bu da çok heyecan verici bir şey, güzel bir şey. Ve söz gündüz gece demeden diyar diyar dolaşıp çocukların hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapan Hayalbaz Dede ile yolunun kesiştiği dört çocuk üzerinden küçük büyük herkese sen hele bir hayallerinin gücüne inan. Nasıl gerçek oluyor gör bak o zaman diye seslenen Hayalbaz Kaşiflerin yazarı ve yönetmeni Derya Yıldırım da. Benim gittiğim ilk oyun dün gibi aklımda ve tiyatro aşkımın başlayıp hiç bitmeyeceğinin ilanıdır o gün. Çocuk oyunu yazmak ve yönetmek. Aslında biraz aldığım eğitimleri birleştirmek, disiplin arası bir köprü kurmak adına olan bir şey. Ama ben anneannemin masallarıyla büyüyen ve sokakta oyun oynayan şanslı bir neslim. O yüzden o oyun oynama keyfini ve hayal kurmanın güzelliğini hiçbir zaman bırakmadım. Bu da bana çok büyük bir alan açtı. Çocuk tiyatrosunu dünyada yapan örneklerde çocuğu hep birey olarak gördükleri için çok değer bulan, değerini bulan bir alan. Fakat Türkiye'de ne yazık ki yeni yeni biraz daha kavram oturmaya başladı. Bu da dediğim gibi çocuğu birey olarak görmekle alakalı bir şey. Çok şanslıyım ki gerçekten böyle yaklaşan bir tiyatro ekibiyle, onların bir hayaliyle buluşma şansına nail oldum. Bu fikirde ilk bir aşk hikayenin düşmüş oyununda işte parmak kokuları çalıştırırken prova esnasında bana Fatih'in söylediği bir şey vardı. Ya bir çocuk oyunu hayalim var. Bir hayalbaz yani hayal kuran bir dede olsun ve çocukların hayallerini gerçekleştirsin. Nasıl yaparız derken yazın böyle bir küçük zoom yaptık ve oradan başladı konu. Çok müşterekte buluştuk aslında ve şahane bir ekiple bu yolculuk yani ilk provamızda şimdi onu konuşuyorduk gençlerle. Bir tenceremiz, bir holopumuz ve saçma sapan malzemelerimiz vardı. Oradan böyle kocaman bir dünyaya evrildi. Bir kere alan açtıkları için, bu alana gerçekten çok kıymet verdikleri için ben hepsini kalpten tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel projelerde genç arkadaşlarımızın da yolculuğu uzun bir
yolda yani o yeni sahnede ve yeni oyunlarda da görürüz onları. Peki bunu şimdi herkese soracağım ama şeyi çok merak ediyorum. Ben oyunu seyrederken oyun kadar oyunu seyreden çocuklara da takılarak tabii ki. Evet. Ve o kadar bir kere çok özgürler. Hani o anda ne söylemek istiyorlarsa olaya dahiller. Kimse onlara parmak sallamıyor hani ya da sus konuşma demiyor. İkincisi de o kadar gerçek ki verdikleri tepkiler. Yani bir yetişkin bir oyuna gittiğinde sadece kibarlığından orada oturup sıkıntıdan patlasa bile hiç ses çıkarmıyor. Ama onlar biz buradayızı ya da değilizi bangır bangır hissettiren iyi kibarlar. Yazdıklarınızla onlara dokunmanın duygusu. Müthiş. Yani ben 19 yıldır çocuklarla ve gençlerle çalışıyorum. 15 yıldır profesyonel olarak sahneye çıkıyorum, yazıyorum. Yani yaptığım bütün oyunlarda şunu fark ediyorum. Mesela bugün bile eski oyunlarımdan gelen seyircilerimiz vardı. Bu çok kıymetli bir şey. Hani seyirci yetiştirmek diyoruz ya. Bu çok önemli bir şey bence. Birey olarak görmek, onun da duyguları olduğunu kabul etmek, sadece tecrübesel olarak bir takım eksiklerinin olduğunu ama onu da zamanla tanıması için zaten bu hayatın ona fırsatlar sunduğunu görmeleri çok değerli. Didaktik o dediğiniz parmak sallayan tekstler artık 1935-40'larda bitti. Onları rafa kaldırdık. Onun yerine alan açan. Çünkü onların hayal dünyası o kadar geniş ve büyük ki burada onların aktif olarak işte evet hayırla değil de işte karanlıktan korkan birini sahnede gördüğünde ben de korkuyorum deyip özdeşlik kurup iki cümle sarf ediyor olması bizim için çok büyük kazanım. Ben de Işık Odası'ndan hep çocukları seyrettim oyundan çok. Dedim ki doğru bir şeye adım atmışız ama zamanla daha da güzelleşecektir eminim. 3 yaş sınırı koyduk çünkü biraz somutlaştırma vesaire de acaba ama bugün sabahki ilk premierimizde fark ettim ki 2-2,5 yaş da vardı, onlar da seyredebiliyor. Biz oyuncu olarak ya da tekst ya da tiyatro bakış açısı olarak onlara birey olarak değer verdiğimizi şimdi burada sizin için bir şey yapıyoruz ve biz size değer veriyoruz gösterdiğimiz zaman onlar bu teklifi samimiyetle kabul ediyorlar. O yüzden ben arkadaşlarımı, ekibi, tiyatroyu bir kere daha tebrik ediyorum. Ne kadar ciddiye alarak ve ciddiyetle değer vererek hani bu çocuk tiyatrosunu önemsedikleri için. Çünkü çok önemli bir kul var ama ne yazık ki tam karşılığını bulmuyor. Buğra Ağalday'ın Fatih Koyunoğlu'yla dönüşümlü olarak rol aldığı ve Hayalbaz Dede'yi canlandırdığı oyunda Buse Demirel, Damla Makar, Eren Dinç ve Utku Öcal, Hayalbaz Dede'nin masalları ve hayal güçlerinin türlü türlü renkleri eşliğinde 50 dakikalık rengarenk bir keşif yolculuğuna çıkan 4 çocuğa hayat veriyor. Hayalbaz Kaşifler'in iyi ki var genç oyuncuları, çocuklarla düş ortaklığı yapmanın tarif edilemez mutluluğunu yaşadıklarını söylüyor. Gerçekten çocukları böyle hikayenin içinde tutabilmek çok zor ama gerçekleştiğinde de dünyanın en keyifli şeyi. Bugün kulağınıza çalınanlarla birlikte bu dünyayla, bu hikayeyle onlarla buluşmanın duygusunu soracağım tek tek hepinize. Yani hayal kurmanın büyüsüne çok inanan biri olarak böyle bir ekiple hayalindeki mesleği yapabiliyor olmak öncelikle inanılmaz bir his. Ve yani çocuklarla birebir böylesine temas edebiliyor olmak gerçekten çok böyle tarifi mümkün bir şey değil. Sadece çok şanslı olduğumu ve çok mutlu olduğumu hissettim. Bunu söyleyebilirim. Şöyle sırayla mikrofonu elden ele yapalım. Tabii ki. Şimdi genel olarak ilk şey vardır her zaman herkeste yani. İşte abi çok güzel ekipti, harikaydı, işte şeydi falan. İşte bu hani böyle olmasa bile genel olarak böyleymiş gibi söylenir kibarlıkla. Ama ciddi anlamda bu projeye başladığım andan itibaren, yani ilk prova gününde oturduğumuz günden itibaren yakın çevremdeki herkese söylediğim gibi, ekip fişek gibi, bütün herkes çok iyi. Zaten sevgili hocamız inanılmaz bir insan. İyi ki onunla birlikteydik. İyi ki Fatih abilerle, Ayça ablalarla, sevgili hocamız Emre Hoca ile beraberdik hepimiz. Arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımla birlikte çocukların hayaline ortak olmak gerçekten büyük bir keyif. Cidden bir yetişkin oyunu gibi çalışıldı. Ve biz hani çocuklara yönelik bir şey yapıyoruz gibi değil, herkese yönelik bir şey yapıyoruz diye çalıştık. Ve valla bugün de onun karşılığını almış olmanın hissi hepimizi mutlu etti. O yüzden içimizde böyle
evet ya başardık hissiyatı var. Umarım daha güzel günlerde daha güzel insanların hayalini gerçekleştireceğiz. Oyunun içerisinde de diyoruz sen hele bir hayallerinin gücüne inan nasıl gerçek oluyor gör bak o zaman diye. Vallahi daha çok hayaller gerçekleştireceğiz inşallah diyerekten sözü buyurun. Şöyle bir şey yaşandı. Oyun esnasında şimdi benim şu hemen arka tarafa dekorun oraya geçtiğim bir an var. Damla'nın kraliçesinde işte ben geçmeden önce ben karanlıktan korkuyorum diyor. Oradan hemen şöyle bir ben de korkuyorum karanlıktan dedi. Böyle bir zaten böyle aa falan olduk. Bir sessizlik oldu. Sonra ilerleyen zamanda işte oyun içerisinde kraliçenin karanlık korkusunu atlattığı yerde ben tekrardan bir sonraki şey için oturuyorum hemen oraya. Annesi sordu artık karanlıktan korkuyor musun diye. Asla korkmuyorum. İşte bu yeter ya. Ya hakikaten, yeter. Hakikaten yeter yani. Çok değerli bir şey. Buyurun Eren Bey. Duvarınızla devam edelim böyle. Buraya ya müthiş bir anıydı bu arada. Gerçekten. Ya, daha neler eklenecek? Çocuklara bu şekilde hani ulaşabilmek gerçekten hani çok farklı bir hissiyat. Hani benim daha önce de bir deneyimim olmuştu. Yani gerçekten insan çok farklı hissediyor. Yani hani oyunculuk olarak da hissiyat olarak da bambaşka bir şey yani. Sahne üstünde yaptığımız şeyler gerçekten hani bizi ayakta tutuyor, diri tutuyor. İnsanlarla bunları paylaşabilmek sevgili hocamızın yazdığı işte bu düşünülen şeyi gerçekten böylesine verebilmek beni de çok mutlu ediyor gerçekten. Zaten sahnede olmayı çok seviyorum ben. Bu mesleğe başladığımdan beri çok seviyorum ve gerçekten olmaya da devam edeceğim yani istiyorum. Bu şekilde yani ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese, bütün ekibe. İyi ki böyle bir şeyin içindeyim. İyi ki yollarımız kesişmiş yani. Çok da uzatmak da istemiyorum. buyurunuz takdim edin. Teşekkür ederim. Benim ilk deneyimimdi bir çocuk oyununda ve böyle bir tekste, böyle bir tiyatro grubuyla, böyle arkadaşlarımla çalıştığım için gerçekten ben de çok mutluyum. Çünkü prova sürecinde de kendimi çok özgür hissettim. Bugün de çocuklarla beraber, ilk defa çocukların karşısında performans yaptığım için onlarla beraber oynuyorum hissini gerçekten aldım ve sanki ilk defa oynuyormuşum gibi öyle tatlı geldi. Ve benim de bugün aslında bir hayalim gerçekleşti. O da şu, hep işte tamam neden tiyatro bilmem vesaire sorulur bunlar. Hep derim ki yani bir kişi bile olsa dokunuyorsa müthiş bir şey. İşte bugün ben korkmuyorum demiş benim masalımda ve bu benim için muazzam gurur verici bir şey. Gerçekten öyle yani hiç çekinmedim sahnedeyken ve şeyin güvenini de daima yaşadım. Zaten hocamız da daima bunu söyledi Derya hocamız. Korkmayın bir aksilik olur herhangi bir şey olur çünkü çocuklar dediğiniz gibi çok özgür ben buradayım diyor burada değilim diyor ya. Birbirinize destek. O kadar rahat ve güven içinde çalıştım ki gerçekten şu an çok mutluyum. Yani ay çok yoruldum işte provalar falan gibi hissetmiyorum kendimi. Bir seans olsa yine oynarım yani. Öyle coşkuluyum gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de müthiş duygular içerisindeyim. Yani gerçekten tarifi mümkün değil. Ekip çok müthiş. Birbirimize bu kadar güvenerek kimse soru işaretiyle çıkmıyor sahneye. Herkes bir aksilik olduğu takdirde birbirinin arkasını kolluyor. Aynı şekilde hocamız öyle, Fatih abiler öyle. Yani sürekli birbirini kollayan bir ekiple çalışmak müthiş bir duygu ve bu kadar dürüst bir seyirciyle karşılaşmak müthiş bir şey. Yani gerçekten müthiş. Çünkü seyirciden her zaman o dürüst reaksiyonu alamayabiliyorsunuz. Bazen yalanlar söyleniyor, bazen hani insan kırmak istemeyebiliyor ama o kadar rahat, o kadar özgürler ki anında böyle bir şey beğenmedikleri zaman oyunun ortasında söyleyebiliyorlar ve onları bu kadar diri tutabilmek, aynı zamanda yanlarındaki ebeveynlerin de aynı şekilde evet, oyunun içinde tutabilmek müthiş bir his. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum böyle. Hayal siparişinde de bulunabilirler. Evet kesinlikle. Hayalbaz Kaşifler'in Kadıköy Boğa sahnede gerçekleşen premierinde tiyatro hayalinin iki ışıl ışıl ilham perisi de vardı. Ayça Koyunoğlu, Fatih Koyunoğlu çiftinin oğulları Ali ile Burcu Dündar Eren, Emrah Eren çiftinin kızları Sabah.
Premier'de enerjilerinin yanı sıra emekleriyle de bir parçası oldukları oyunun seyircileri arasındaydı. İşte özleri, gözleri, sözleri ilham saçarak Bloomberg ET Life'a anlattıkları. Tiyatro hayali kurulurken Ayça, Fatih ve Emrah bu hikayenin içine, bu masalın içine sevgili Ali'nin ve Sabah'ın da enerjilerini katarak yola çıktılar. Şimdi mikrofonu önce Ali'ye uzatıyorum. Hayalinin içindeki Ali'ye uzatıyorum. Ali'cim nasılsın? İyiyim. Bugün duyduğuma göre oyunun broşürlerini sen dağıtmışsın. Nasıl geçti bu süreç? Biraz anlat bize. İyi, yani bundan karşılıkta 100 TL. Evet. Alacağım. Çok evet. Çok memnun musun aldığın paradan? Biraz zam yapılsın mı sana? Biraz zam yapılabilir. Tiyatronun yöneticilerine duyurulur. Evet, işte hepimiz keşke çocuklar gibi olabilsek. Evet, peki Ali'cim, oyunu beğendin mi? Evet. Nesini beğendin en çok? Hani konusu da güzel. Her şey güzel yani. Senin hayal kurmakla aran nasıl? İyi. Yani her ay hayal başka bir hayalim oluyor. Şimdi şu anda nasıl bir hayalin var? Yani şu anda da yani daha gerçek olmayan şeylerden daha gerçek şeylere doğru gidiyorum. Yani bunun gibi şeyler. Bana engel olanları da hayal kılan diye bir kelime buldum. Yani kendime. Yani engelleri ortadan kaldıracak o süper güç benim içimde diyor Ali burada. Bir de kelime bulmuş kendine. Peki şimdi benim bir hayalim var. Lütfen senden bunu rica edeceğim. 23 Nisan yayınını seninle ben birlikte sunabilir miyiz? Bana eşlik eder misin? Olur. Ay yaşasın, çok mutluyum şu anda. Şimdi Ali'nin yanından Sabah'ın yanına doğru yol alacağım. Açılış anonslarını da sen yapmışsın bildiğim kadarıyla evet. Oyunu. Anonsu şurada bir tekrarlayalım mı? Çok güzel bir anonstu. Hayalimizin başlamasına 10 dakika var. Hayalimizin başlamasına 5 dakika var. Düş ortaklarımızdan yerlerini almalarını rica ederiz. Hayalimiz başlamak üzeredir. Hayalimiz süresince o kadarını hatırlamıyorum. Okuyarak yapmıştım. Boş ver, orası zaten büyüklere seslenen kızım. Çocuklar bu konuda daha duyarlı. Cep telefonlarıyla oynamıyordu hiçbiri. Bunu da buradan söyleyeyim. Peki sen oyunu nasıl buldun? Güzeldi. Yani bizden küçük çocukların böyle karanlıktan mesela korktuklarında sonra onları nasıl yenebileceğini anlatması falan hoşuma gidiyor. Peki senin hayal kurmakla aran nasıl? Güzel. Küçükken çok daha fazla hayal kuruyordum. Ama şimdi de rüyalarımda gördüklerimi, mesela bazı şeyler falan işte. Onları böyle gerçekleştirerek oyunlarımda yapıyorum. Peki baban oyun oynamayı çok seven bir baba, onu biliyorum. Böyle var mı oyuncu? Günün birinde ben de bu işi yapsam gibi bir şey var mı içinde? Evet. Yani tiyatrocu olmak istiyorum büyüyünce ama yönetmen olmayacağım. Oyuncu mu olmak istiyorsun? Evet. Sahneyi böyle yani tüm dünya sahnedir gibi olmasını istiyorum. Ayrıca olmasam da öğretmen olacağım. Şahane, çok güzel. Ve şimdi söz Hayal Baz Kaşifler'in psikolojik danışmanı Burcu Dündar Eren'de. İşin tabii ki bir de pedagojik kısmı var ve bu da çok kıymetli. Şimdi tiyatro ile ilgili hep şunu söylüyoruz. Bir, geleceğin seyircisini yetiştiriyoruz. Ama ondan önce bugünün ve yarının insanına sesleniyoruz biz. O yüzden buradan yükselecek her cümle gerçekten çok kıymetli. Nasıl bir yol haritası çizdiniz? Bir de şeyi de söylemek istiyorum. Gerçekten kişisel gelişim dediğimiz şeye de çok sonraları merak sarmış bir toplumuz ya biz. Bir çocuğun birey olarak yetişip kendi olmasında sanatın, özellikle de tiyatronun çok önemli bir yer tuttuğuna inanıyorum ben. Bütün bunların ekseninde mikrofonu bir uzatayım. Geniş bir çerçeve çizdiniz.
Tam olarak öyle. Fatih'in de dediği gibi bugün burayı dolduran o küçük insanlar bundan çok kısa bir süre sonra büyük insanlar olarak karşımıza çıkacaklar. Bu oyundan yola çıkacak olursak, oyunu ilk okuduğumda ben çocuklarda böyle karşılık bulacağından emindim. Çocukların bu oyuna sahip çıkacağından da emindim. Çok güzel kaleme alınmış bir kere. Derya çok güzel yazmış. Çünkü çocuğa saygı duyan ve değer veren bir yerden bakıyor oyun tamamen. Biz hep diyoruz ya, çocuklar biriciktir. Onların her birinin bir kere varlığıyla, meraklarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle varlardır. Ve biz bunlara saygı duyup değer veririz. Aslında bizden çok daha öndedirler. Biz onları izleriz. Dolayısıyla bu oyun böyle bakıyor çocuğa. Ona alan açan, merakına saygı duyan ve çocuklara sahip çıkan bir oyun. Çocukların da böyle karşılık vereceği çok iyiydi. Çok iyi sahnelenmiş, çok iyi yazılmış. Çok iyi oynanıyor bence. Hani orada onların da gerçekten emeği yadsınamaz. Sanat, evet, çocukların hayatına erken yaşta girebiliyor ama ne yazık ki çok bazen nitelikli örneklerle giremiyor. Bu da aslında çocukların sanata olan bakış açısına çok iyi gelmiyor. Böyle iyi örneklerle, nitelikli işlerle tanışmaları, işte yarın o büyük insan olduklarında, her tiyatroya girdiklerinde eminim ki bu oyunu hatırlayacaklar. İlk izledikleri oyun, tıpkı sizin hatırladığınız gibi. Kıymetli bir iş. O yüzden sahip çıkmak lazım. Bir parçası olabildiğim için çok mutluyum. Ufacık bir katkım olduysa da ne mutlu bana. Tiyatro hayalinin sadece çocuklara özel bir hayal kurmuş olması ekstra mutluluk verici zaten. Bunu geri plana, ikinci plana atmayıp gerçekten çok önemsediklerini ben süreç içinde gördüm. Çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Bugün de gördük ki çocuklar da aynen böyle hissediyor ve düşünüyor. Ayça Koyunoğlu, Emrah Eren ve Fatih Koyunoğlu, tiyatro hayalinin açılışında gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde oyun arkadaşlarıyla, düş ortaklarıyla birlikte çıktıkları bu yolculuğu, çocukları Ali Koyunoğlu ve Sabah Eren'le bizim bir masalımız var ve o masalın birbirlerini sarıp sarmalayan kahramanları var cümleleriyle paylaştıklarını açıklamışlardı bize. Ne mutlu ki o masaldan Aşk Hikayen Düşmüş, Meçhul Paşa ve Hayalbaz Kaşifler adlarında 3 masal doğdu ve hepsi seyirciyi sarıp sarmaladı. Hayat öpücüğü oldu, umut oldu, şifa oldu. Birlikte oyun oynamaya, hayal kurmaya, hayallerimizi gerçekleştirip paylaşmaya devam. Evet, bizim bir masalımız ve o masalın birbirini sarıp sarmalayan kahramanları var. Sonsuza kadar. Yine mikrofonu size uzatmak isterim. Var mı bir kapanışta söylemek istediğiniz bir şey? Yani var gibi de, yani... Senin yevmiyene zam yaptılar. 200 oldu. Yani yevmiyeme zam yapılmış. Yani bu olayı şimdi öğrendim. Babam da şimdi öğrendi. Ya, ya şöyle bir şey oldu. Hakan, çok kısa bir hikaye anlatayım mı? Anlat. Şimdi Bursa'ya oyuna gidiyorduk. Aşk Hikayen Düşmüş oynayacağız. Ali de Ayça'dan hiç ayrılmak istemiyor. Ben de geleceğim illa. Geldi. Yani bırakamıyoruz hiçbir yere. Mümkün değil. Ondan sonra dedi ki herkesin bir işi var. Ben dedim ki sen de dedim broşürleri dağıtabilirsin. Dedi ki herkes işinin karşılığında para alıyor mu dedi. Alıyor, ben niye almıyorum dedi. Tamam dedik, senin de yiyorum yani dedik. 200 lira olsun dedik. Bir sonraki oyunda Caddebostan'da, oraya da geldi. Ondan sonra baba dedi bir problem var dedi. Ne dedim? Bu salon kaç kişilik dedi. Dedim 650 kişilik. O salon dedi. Dedim orası 380 de dedim. Aynı parayı olmaz dedi. Ali, seni tebrik ediyorum. Benim bu yaşımda yapamadığım her şeyi şu anda yaptığın için. Son sözü sizden alalım. Ben oyuncularla hakkında bir şey söylemek tabii istiyorum. Arada bir çocuk yani 2 yaş, 2-2,5 yaşlarında sürekli gezinip durdu ve annemin okulundan da bildiğim şekilde oyuncuların o çocuğu aldırmadan şey yapmaları benim çok hoşuma gitti. Özgürce yürümesine izin verip kendi işlerini yapmaya normal devam ettiler. Çocuk oyunlarında, benim gittiğim çocuk oyunlarında görevliler sürekli onu sahneden alıp in diye bağırdıklarını. Oh bu görevliler, çok güzel bir final cümlesi oldu. Görevliler sahneden inmiyor çocuklar. Çocukluğunu şurada taşıyanlar da sahneden inmiyorlar. Bir de dekor olduğu için dekorlara sağlam bir şey yapıp
yapılıyor. Geçen gün burada bir dekor devrildi. O yüzden de çocukların gezinmesine isim vermiyorlardır bağır görevliler. Ama onları yani çok kaba şeklinde yapıyorlar. O yüzden... Yani ben bunun üstüne ne diyebilirim? İşte genel bir ülkeye dair de bir durum özetiyle finali yapıyoruz. İşte çocukluk böyle bir şey. İçi dışı bir. Tiyatro hayali de içi dışı bir yani tiyatro şey zaten. Tabii ki söyleyebilirsin. Şey, bu da biraz oyunla ilgili. Ben de oyunu beğendim yani. O zaman gelin diyelim mi Ali? Öyle bitirelim. Hepiniz gelin diyelim. Evet, hadi. Hepiniz gelin. Bir de anonsta benim de yerimi söyleyeyim. Yani anonsta ben de hey kısmına katılıyorum. İyi hayaller hey diyor. Evet. O kısmında montaj yapıldı işte. İşte benim babama ait. Evet. Hadi hep birlikte öyle bağırıp bitirelim. Evet. Hadi sen tut yapayım mikrofonu. Hadi. İyi hayaller hey! Benim hayalim dünyada oyuncaksız çocuk kalmasın. Bütün çocuklar gönlünce oyunlar oynasınlar.